Merhaba arkadaşlar. Şimdi de karşımızda bir kütle merkezi sorusu var. Koordinat sistemine yerleştirilen XYZ noktasal parçacıklarının kütleleri 2m, m ve 3m'dir. Buna göre XYZ cisimlerinin kütle merkezlerinin koordinatları x ve y aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi öncelikle bunun pratik yönden çözmüş olsak birazcık zorlanacağız. O yüzden kütle merkezi koordinat sistemine göre çözelim. X'in kütlesi ne? 2. Bakın önce buradan başlayalım. X eksenine göre kütle merkezi ne demekti? X'in kütlesinin X'deki iz düşümü kaç? 1 Bir birim. X'in kütlesi çarpı X'in kütlesinin X'deki iz düşümünün orijine olan uzaklığı. Yazdım artı y'nin kütlesine kadarmış m. Bak y'nin kütlesini al. Aldım. Y'nin kütlesinin x ekseninde iz düşümünü al. Aldım. Eksi 2. Kütleyle çarp. Çarptım. Artı z'nin kütlesi neymiş? 3m. Bakın z'nin kütlesi 3m'i aldım. Peki bunun x ekseninde olan iz düşümü kaç? 4. Çarptım. Bölü diyor. Toplam kütle. Toplam kütle kaç? 3, 5, 6 m. Peki bu durumda burası nedir? Bak burası 2 m. Eksi 2 m artı 12 m. Bölü 6 m. Peki buradaki 2 m'ler birbirlerini götürürse buradan çıkan sonuç nedir? 2'dir. Demek ki bu sistemin x eksenindeki kütle merkezi kaçmış? 2'ymiş. Şimdi geldi y'ye. Y'deki kütle merkezini bulalım. Bakın X'ten başlayalım. X'in kütlesi nedir? 2M. X'in kütlesinin Y ekseninde iz düşümünün orijine olan uzaklığı. Yani 2. Artı. Y'nin kütlesini al. Aldım. Nedir? M'dir. Y'nin kütlesinin bakın Y eksenine olan iz düşümünün orijine olan uzaklığı. O da eksi 2. Bunu da aldım. Z'nin kütlesini al. Aldım 3M. Z'nin kütlesinin bakın Y ekseni kestiği noktanın orijinal olan uzaklığı. Peki daha sonra toplam kütleyi al. Peki buradan ne çıktı? 4M. Buradan ne çıktı? Eksi 2M. Peki buradan ne çıktı? 6M bölü 6M. Peki burasıyla burası gider. Artı 2 olur. Peki 8 bölü 6 olur. Sadeleştirme işlemi yaparsanız 4 bölü 3 çıkar. O halde doğru cevap C seçeneği.